Begüm Hanım, haberi duydunuz mu? Kaç kere söyledim ya siz alın diye. Ne bu? Begüm Hanım. Ne? Anneniz, babanız uçak kazası. Tüketim tarihi. Anneniz, babanız uçak kazası. Bir kere aç şu telefonu abi ya. Bir kere açasın artık şu be. Ay. Böyle bir şey görmemiştim ya. Benim damadı resmen bırakıp gitti. Sus sen ya. Senin üstüne vazife mi? O çok ayıp. Haberi duydunuz mu haberi? Yok, ne olmuş? Poyraz'ın kayınpederi Ünsal Bey ve eşi sizlere ölmüş. Nasıl ya? Uçak kazası, uçak kazası. Eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ben bir arayayım o zaman onları. Ha, ara ara. Ara. Peki onu. Efendim? Alo. Merhaba. Ümran ben. Poyraz Bey'in komşusu. Biz şimdi bir haber aldık ama... Evet, evet. Maalesef. Begüm Hanım iyi değil. Telefonlar susmuyor. Poyraz Bey'e ulaşılmıyor. Sinan Bey okulda. Onu almamız lazım. Daha haberi de yok. Ne yapacağımı bilmiyorum burada. Ay, Sinan'ın haberi yok demek. Yok, zannetmiyorum. Biz gidelim alalım Sinan'ı okuldan. Vallahi çok iyi olur. Rica edeceğim. Tamam. Biz gidiyoruz o zaman Albay amca. Aman ha. Sinan'a ağzından bir şey kaçırmayasın. Tamam Albay amca. Hadi. Begüm Hanım nerede? Odasında, buyurun. Begüm Hanım. Raflar da yetmiyor artık. Begüm Hanım, biraz konuşmamız lazım. Çok üzgünüm. Onları ben çağırdım. Ben istedim gelmelerini. Biraz oturun lütfen. Buyurun. Onları ben öldürdüm. Oturun lütfen. Onları ben öldürdüm. Ulan millete 700 beygirlik spor araba verirler. Bize gelince fulak bile nasıl satayım. İngiliz doğmak varmış hayatta. Al işte şimdi. İkisi de kötü haberdir. Efendim? Abi, ne oldu? Gittin mi savcılığa? Gösterdin mi dosyaları? Ne dosyası, ne savcısı? Başıma acayip acayip şeyler geldi. Ne? Ne oldu? Ya anlatırım sonra şimdi. Diğer hattan Begüm arıyor. Onu bir açayım. Kesin kötü haberdir bu da ya. Haberi yok mu? Neyden? Oh. Senin kayınpeder Ünsal uçak kazasında hayatını kaybetmiş. Ne? Bu sabah uçak düşmüş işte, karısı da yanındaymış. Kapat. Şşş, anlatacağız.
Atlatacağız Begüm. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum, atlatacağız. Ben çok yalnızdım. Yanımda birileri olsun istedim. Sen yoktun. Aradım. Gel gelin dedim. Onları ben öldürdüm. Benim yüzümden oldu. Benim... Başınız sağ olsun. Çok dürüst, namuslu, iyi bir insandı. Çok üzüldük. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Ne dediniz siz? Ben mi? Namuslu, iyi bir insan. Öyle mi? Babam çok iyi bir insandı. Mesela gördüğü her kadına asılırdı. Ailesine o kadar düşkündü, o kadar düşkündü ki damadını iftira atıp içeri atmaya asla, asla çekinmedi. Hiç çekinmedi. Değil mi? Hiç çekinmedi. Çok iyi bir insan. Babam çok iyi bir insan. Ben 14 yaşındayken kendi yatağımda onu bir kadınla bastım. Hem de kimle söyledim mi? İster misiniz? Annemin en yakın arkadaşıyla. Sadece o kadar da değil. Sadece o kadar da değil. Daha bir sürü anlatabilirim. Ama anlatmayayım. Çünkü çok. Çünkü çok. Annem ne yaptı? Ya annem bu konuyu hiç kurcalamadı. Hiç kurcalamadı. Neden? Çünkü ailemiz dağılmasın. Değil mi? Ailelerimiz dağılmasın. Ne önemi var canım? Ufak, tatsız bir mesele. Değil mi? Ne olacak? Ufak bir tatsızlık. Babam gerçekten çok, çok iyi bir insandı. Ülkemiz o kadar kıymetli bir değerini kaybetti ki gerçekten. Onun gibi birisi bir daha asla bu dünyaya gelmez. Hepimizin başı sağ olsun. Canım babam, onun gibi birisi bir daha asla gelemez. Ya kusura bakmayın ne olur. Sinirleri bozuldu biraz. Ne dedin sen? Sinirleri bozuldu. Öyle mi? Sen gitsene ya. Sen gitsene artık, gitsene. Git. Ayşegül'e mi gidiyorsun? Hangi cehenneme gidiyorsan siktir ol git. Sen yalancısın. İki yüzlüsün. Sahtekar. Hepiniz iki yüzlüsünüz. Artık yaşamak istemiyorum. Bir iki gün klinikte yatıralım. Yani evet, olur öyle yapalım. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Ben hallederim. Sizi görmemesi çok daha iyi olur. Hem siz çocukla ilgilenmiş olursunuz. Tamam öyle. Bizim şey, telefonun falan var sizin. Var. Var. Hepsi var. Tamam, ulaşırsınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.